Ya. Başlangıç olarak dil nedir? Lügat nedir? Arapça nedir? Ona başlayacağız. Arabiye ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الكلمات، ثانيا النحو، ثالثا الصرف. الكلمات، قسم الكلمات يعني الاسم والفعل والحرف. جميع اللغات تتكون من هذه الأشياء، من الاسم والفعل والحرف. ثانيا النحو، النحو يعني قواعد ترتيب الكلمات في الجملة، القواعد العامة للكتابة. هذا تقسيم الكلمات، هذا فعل وهذا مفعول به وهذا حرف جر وهذا وهذا وهذا، هذه القواعد اسمها النحو. الصرف هي أو هو اشتقاق الكلمات من الجذور اللغوية. عندنا مصدر للكلمة، جذر لغوي واحد، تنقسم منه كلمات كثيرة، يشتق منها كلمات كثيرة حسب الوزن. ففي اللغة العربية حوالي 16,500 جذر لغوي مصدر للكلام، يشتق منه 12,500,000 كلمة تقريبا. And the first we need to know what is language mean? Arabic language, what is it? We will start three kind of in the first kind al-kalimat, the word. In the word we have noun, we have verb, we have letter, but not the alphabetical letter. In the harf in لغة عربية mean letter in the first. Second thing mean, as we talk, proposition, relative pronouns. All of this in Arabic called harf. Every kalima, a noun, noun, verb, and letter. Second kind of we will take second thing, النحو. النحو is mean the grammar. How we arrange the word in the sentence about الفعل, الاسم, الحرف. It have dhamma or shadda or fatha or kasra or sukun. All these we will take it in an-nahu, the grammar. And the grammar in Arabic, it's very different from the grammar of English. Third thing we will take as-sarf. As-sarf means how we produce the word from its infinitive. We have infinitive and another word, we can produce many words from this infinitive, especially in the verb and the noun also. This is called as-sarf. Tamam, şükran. Tafadda. Devam edelim. Arapça, yani lügatul arabiyye, Arapça dili kısımlara ayrılıyor. Üç kısma ayrılıyor Arapça dili. Asıl olarak Arapça çok kapsamlı bir dil. Hani üç kısma ayrılarak bitecek bir dil de değil. Çok geniş bir dil. Hani bazen bir kelimenin karşılığına 250 kelime düşebiliyor bizim Türkçe'de. Şey, bizim Türkçe'de bir tane söylediğimiz kelimenin karşılığına Arapça'da 250 kelime düşebiliyor. Ve bir kelimenin 5-6 tane anlamı olabiliyor. Bizde kullanıldığı gibi değil. Kapsam olarak çok geniş bir dil. Üç kısma ayırıyoruz biz Arapçayı burada. El kelimet, kelimet dediğimiz isim, fiil,
ve harften oluşuyor. Harf dediğimiz bu hani dendan ekleri, işte ye ya ekleri, için ekleri. Bunlara harf diyor Arapça. Bunları harf olarak betimliyor. İsim dediğimiz zaten normal isim. Sadece hani Ahmet Mehmet olarak değil, kalem, silgi, defter, kitap, bunlar da isim olarak geçiyor. Fiilleri zaten biliyorsunuz. Gitmek, yapmak, almak, binmek, etmek. Bunlar fiil. İkinci kısım nahv kısmı. Nahv kısmında da kavaid, tertib, cümle. Yani kelimelerin cümle içinde düzenlenmesi. Bu kavaid nahve giriyor. Yani o da kavaid oluyor. Kavaid nahm oluyor. O da yani şöyle oluyor. Cümlenin içindeki kelimelerin, işte harflerin ve isimlerin düzenlenmesi, fiillerin düzenlenmesi. Bunun düzene oturtulmasına bu kısma el-nahv. El-nahv diye adlandırılıyor. Es-sarf mesela seyri es-sarf الصرف اشتقاق الكلمة يعني مثلا تقول قال يقول قلنا قول قيل تمام الصرف kısmı ayırdığımız üçüncü kısımda kelimelerin okunuşları yani bazen Kur'an'da da denk gelmiştir bu işte cennete cenneti cennetu bu şekilde hani bunların düzenlenmesini bu harflerin dammelerin kesrin nasıl çıkacağına İşte bazen kalem diyoruz, bazen kalemu, bazen kalemi. Bunların düzenlenmesine, bunların ayrılması kısmına da sarf deniliyor. Fadla seyri. Naam. Fena'khuz nahnu inşallah ma'an el-kelimat ve'n-nahu bi'iznillahi ta'ala ve netruk as-sarf li'annahu amal ihtisasi ve amal tahassusi netrukuhu lil-kısm el-akhir inshallah. We will start with the noun and the grammar. As-sarf, it will be in a high level. No. Başlayacak olursak buradan ilk kelimet ve nahyu alacağız bu üç kısımdan. Ama sarf kısmını almayacağız çünkü bu biraz daha ileri düzey, biraz daha özel oluyor. Yani özellikle kastımız şu. Daha derinlerine inersek onları alacağız. Ama şu anlık başlangıcımız el-kelimet ve nahv yani isim, fiil ve harflerin öğrenimi ve cümlenin içindeki kelimelerin, harflerin, fiillerin yerleri. Bunları başlayacağız ilk olarak. Bu kadar seydi. Indana ayyam el-usbu' evvelen na'khuz ayyam el-usbu' أيام الأسبوع هذا بالنسبة يعني لأي لغة أيام الأسبوع والأرقام والضمائر هذا يكون قبل كل شيء أيام الأسبوع السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة ووضعت في هذه الصورة معناها أو معناها باللغة الإنجليزية والتركية والإسبانول والروسي. We will start in the day of the week. It's very important in every language. Every language start with this. I am the days of week numbers and so. This is أيام الأسبوع اليوم day اليوم day we have as you know 7 days in the week start with السبت Saturday السبت الأحد Sunday الاثنين Monday الثلاثاء Tuesday الأربعاء Wednesday الخميس Thursday الجمعة Friday devam seyir
Evet. Tamam. Günler. Bugün derse başlangıç olarak günlerden başlayacağız. Yani el-yom. El-yom gün demek. Aynı zamanda bugün de denilebiliyor. Bugün anlamında da kullanıyor el-yom. Ama bizim burada kullanacağımız gün demek. Arapçalar görünmüyor. Ya seydi mümkün tukebberun kalilen tukebberun as-safha. Nam, hakikaten. Nam. Daha belirgin olmuştur herhalde. Yom bugün demek. Aynı zamanda da gün demek Arapçada. Günler eyyem deniliyor. Burada şimdi devam edecek olursak cumartesinden başlamış. Es-sept yani bu ismi şemsiye. Es-sept bu cumartesi. El-ahad el-ahad pazar. El-ithneyn el-ithneyn pazartesi. Es-sulata es-sulata salı. El-erbi'a el-erbi'a çarşamba. El-hamis el-hamis perşembe. El-cum'a el-cum'a cuma. نعم مرة أخرى السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة يعني وضعنا هذا الترتيب هكذا لأن عطلة المسلمين يوم الجمعة آخر يوم يوم الجمعة لذلك ابتدأنا بالسبت الذين عطلتهم نهاية الأسبوع يوم الأحد يبدأون بالإثنين نحن ابتدأنا بالسبت لأن المسلمين عطلة المسلمين يوم الجمعة In this calendar of Muslim the Jumu'ah is holiday so a Muslim start his week on Saturday in السبت السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة جمعة is a holiday so Muslim start his week with day of السبت السبت الثلاثاء we have here اللام الشمسية السبت الثلاثاء and all the other لام القمرية we pronounce The letter of L. No. Araplarda ağırlık olarak ülkelerdeki, Arap ülkelerdeki ağırlık olarak tatil günleri Cuma'dan ve ya da Es-Sebt Cuma günü oluyor. Yani haftanın son günü Araplarda Cuma günü oluyor. Resmi olarak da bu şekilde. O yüzden Cumartesi'den başladık. Yani hafta genel olarak Cumartesi başlar. İslam ülkeleri olan Arap ülkelerinde cumartesi günleri başlar hafta. Ve cuma haftanın son günüdür. Yani haftanın son günü derken haftanın tatil olduğu gündür. Kıbada seyredin. Sura التي بعدها ضمائر الرفع المنفصلة. هذه الضمائر علينا أن نحفظها ومهم جداً يعني أن نتذكر هذه الضمائر جيدا Now we have here personal pronouns. It's very important to learn it and we practice it a lot before all the verbs and the nouns it's connected with these personal pronouns. They're different by the English language. Not. Devam edecek olursak burada damayır yani kişiler, özneler, zamirleri alacağız bugün. Bunları da şimdi açıkça anlatacağız inşallah. Bu da şeydi. Damir عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المتكلم والغائب والمخاطب
المتكلم أنا نحن يعني أنا نحن هذا للمتكلم للغائب هو هي هما هم هن للمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن نعم the personal pronoun it's three kinds as English the first person the second person the third person the first person المتكلم who speak أنا in English I am أنا نحن we This is the first person in singular and plural. The second type the third الغائب الغائب We talk about اللهم صل على النبي ايش كان اسمه Third person, who, هو, هو, he, for male. She, he, who, for male, he, in English. He, she, female. Huma, they, in English, both. Both. And this is different between English language. هما for two just هم for plural three four and above هم هم they هم they هما but هما for just two person هي she هو he male female هو male هي female نعم we have another for female in plural هن they for female نعم والمتكلم قدام سيدة آسف تفضل تفضل بعدين نحكي على الثالثة طيب şahıslardan başlayacağız bugün. Ed-damir, ed-damair, ed-damir. Yani zamirlerden başlayacağız. Arapçada kişiler üç kısma ayrılıyor. Mutekellim denilen konuşan kişi, birinci kişi, birinci şahıs. İkinci olan muhatap. Yani karşıda konuşulan, karşılıklı konuşulan, muhatap olunan kişi. İkinci şahıs. İkinci ve gaib gaib denilen de hani bilinmeyen görünmeyen gözle o sırada görünmeyen şahıs onlara da gaib diyor. Üç kısmı ayrılıyor Arapçada. Birinci şahıs, ikinci şahıs, üçüncü şahıs. Ene ben demek. Ene nahnu biz demek. Nahnu biz. Bunlar birinci şahıslarda. Birincisi birinci şahıs. İkincisi çoğul olan nahnu biz. Bu bayanlarda da aynı, erkeklerde de aynı. Erkek de ene diyor, kadın da ene diyor. Erkekler de biz diyor, nahnu diyor, kadınlar da nahnu diyor. Devam edelim. O erkek huve. Huve o erkek demek. O erkek, o erkekten. Hiye o kadın. Yani gayip olan o kadın. Erkeklere huve kadınlara hiye kullanılıyor. Onlar ikisi hume bu erkeklere de kadınlara da aynı şekilde kullanılıyor. İki erkek ya da iki kadın ya da bir erkek bir kadın onlara onlu kişilere hitap ederken Arapçada hume yani biz de onlar ya da o ikisi diye söyleyebiliriz. O ikisi deriz. Onlar ikisi beraber olan kişiye deriz. Hume iki kişiyi belirtir. Erkek kadın, erkek erkek. Kadın kadın. İki kişi. İki kişiden oluşur. Hum
erkeklerin çoğuludur ve genel olarak çoğuldur. Yani kadın erkek karışık bir topluma girdikleri, yani bahsediliyorsa o toplumda, orası hum diye bahsedilir. Hum. Ve erkekler için kullanılır. Yani kadınlar için de aşağıda hunne. Sadece kadın topluluğu, erkekle karışık değil. Sadece kadın topluluğu varsa oraya da hunne denir. Yani onlar. Üç ve fazlası. Üçten fazla olan. Ente, sen demek. Ente, muhatap olduğun kişi, sen demek. Enti, kadına deniliyor. Bu da karşımızdaki kadın ise enti diye konuşuyorsun. Yani erkekte ente diye konuşuyorsun, kadında enti diye, muhataba enti diyorsun. Entume, isneyin, yani iki erkek, iki erkeğe entume, entume, iki erkek ve iki kadın aynı şekilde. İki erkek ve iki kadın ya da bir erkek bir kadın. İki kişiye hitap ederken